Evet. Free responsible admin template. Girdiğimiz zaman birçok admin panel görürsünüz internet üzerinde. Bu sefer basit bir tane bunu yaptım bugün. Bu biraz kompleks bir şeydi. Biraz daha basit bir şey bakıyorum. Evet, şu biraz basit gibi geliyor. Download edebilirsek bunu download edelim. O paralı bu. Beleş bir tane bulalım. More info diyorsa, more info diyorsa paralı değil. Direkt download. Yani şurada basit bir tane var. Bunu download edelim. Bir de şöyle bootstrap admin tema var. Evet, şöyle de var. Evet, şu olabilir. Olmayabilir de. Evet, şu olabilir. Simple responsive admin template. Şu da olabilir. Bir download'a girelim. Ya çok kompleks bir şey yapmak istemiyorum. Oluşturdum. Bir kısmını oluşturdum. Böyle örnek. Şu yukarıda da beğendiklerim vardı. Monashi. Dediği vardı şurada. More information dediğinde. Evet. Setleriyle beraber burada duruyor. Tamam. Bu güzel. Evet, şube 2'nin şube 1'in template kısmına nerede bizim var dosya? Nereye inmiş bu? He? Şu nereye inmiş? Klasörde göster diyelim. Şunu alıyoruz tabi. Template'lerimizin içine atıyoruz. Orijinali de olsun bizim template'lerin içerisinde. Tutup açıyoruz. Evet, burada gördüğünüz gibi bunu kullanacağız. Index sayfamız var. İşte burayı parçalayacağız. Böleceğiz. Hatta blank varsa sayfada, yani boş, blank. Evet. Blank'te bunu temizlememize gerek kalmaz. Direkt zaten ortaya koyuyor. Blank 2 dediği hangisi? Bakalım. Sağ tarafta menü olan. Biz blank 1'i kullanacağız. Bunu parçalayacağız. Alıyorum. Çünkü indeksi niye parçalamayayım? Temizlemem gerekecek yani. Gerçi şurada da lazım olan şeyler. Burayı temizlemem uzun sürüyor. Buradan lazım bir şey olursa buradan alırım ben. O yüzden blank'i almam biraz daha kolay. Blank'i alıyorum. Açıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi burada assetlerimiz var, tamam mı? Asset yani gerekli araçlarımız.
CSS'lerimiz, imajlarımız, JavaScript'ler ve pluginlerimiz. Bunları projemizde Promise'de assets'lerimiz vardı daha önce ana sayfa için. Biz admin olanları için ayrı bir klasör oluşturuyoruz. Admin için olanları nereye ekleyeceğiz? Buraya kopyalıyoruz. Önce bir gerekli olan JavaScript'ler, CSS'ler, imaj dosyaları ve plugin dosyalarını buraya bir yükleyelim. Bu birinci yapmamız gereken işlem. Şimdi parçalama için application'dan view'in içerisine giriyorum. Admin oluşturuyorum bir tane. Admin. Adminle ilgili bir klasör oluşturuyorum. Yani istersen admin diyeyim, istersen panel diyeyim. Ne demek istersem onu diyeyim. Genelde admin diyorum. Buradan dosyaları tek tek oluşturmamak için 3 buradan alayım. Slider yok çünkü orada. Alayım. Buraya yapıştırayım. Ve bunları açayım. Ama boşaltayım bunları. Pratiklik açısından. Şöyle burayı inceliyorum. Bir üst menümüz var. Bir orta var. Bir de sol menümüz var gördüğünüz gibi. Bir de aşağı var. Şurada sol menüye genelde sidebar diyoruz arkadaşlar. Evet. Ctrl-C. Yan bar yani anlamında. Sidebar. PHP. Diyoruz. Yeni ilk oluşturduğumuz şeyin UTF-8 olmasına dikkat edelim. Şimdi gelelim. Header'ımızı bulalım. Header nerede? Begin head diyor. Header burada bitiyor. Devam edebilir. Şuradan takip ederek biliyoruz. Yani şunlar da header'ın bir parçası yani. Şurada yazıyor ya logout. Bunlar hep header'ın bir parçası. Bu burası ise sidebar'ın içerisine giriyor. O zaman logout olana kadar gidelim. Bu değil bilmem ne. Task section. Work complete summary. Şuraya gelmemiz lazım. Dashboard. Ya da şunu bir arayalım. Şunu bir arayalım. Bunun başladığı yerde bizim şey bitiyor. Menü section şu sol taraftaki menü herhalde o başlıyor. Dashboard tamam. Şuraya kadar header section'ı zaten bize söylemiş. Biz niye aradık? Bunlar hep header. Alıyorum. Header'ın içine yapıştırıyorum. Sonra sidebar asıla geliyor. O da şuradan başlıyor. Nereye gitti ya? Merve hiç söylemiyorsun. Menü section. Menü section bitsin. Menü section. Menü section gördüğünüz gibi aldı. Bu da sidebar. Sonra page content yani içerik. Bakın gördüğünüz gibi. Blank'i boş varsa buradan alın. Bakın ne kadar kolay. Yoksa indeksi açmış olsak burası yüzlerce satır olmuş olacak. Kalan da futur. Yok ama content şurada bitiyor. Devam ediyoruz diyor almaya. Onu da futurdan futura koyacağız. Evet bu şekilde. Sonra ne yapmamız lazım? Parçalama işlemini gerçekleştirdik. Aldık. Parçaladık. Yani açıkta bir şey kalmadı. Bunları sırayla koyduğumuz zaman şeyin tamamlanması gerekir artık. İşlemimizin tamamlanması gerekir. Şimdi kontrolörümüz var. Burada bir home kontrolörümüz var. Geçen hafta yaptık. Admin panel için kontrolörlerimiz de admin klasörü içerisinde olması lazım. Alıyorum hemen bunu. Buraya yapıştırıyorum. Ve içerisine giriyorum. Evet. Header
Sonra Sait Bar geliyor. Contentful. Tabii hangi klasörün içinde? Viv'deki admin klasörü içerisinde. Bu şu Viv dediği komut load Viv klasöründen arıyor. Yani oradan yüklemeye başlıyor. Ama bizim admin panel olduğu için bak burası home admin panelin home'u. Böyle çalıştırıyoruz. Ve şu anda gelmesi lazım. Admin diyelim. Evet gördüğünüz gibi admin panelimiz geldi. Dosyalara geldi yani. Şey çalışıyor. Ne yapacağız? Admin panelimizin çalışması için ne? Hangi düzenlemeleri yapmamız gerekir? Doğru çalışabilmesi için CSS dosyalarını tamam bakın yok. Bakın görmüyor. Ne yapacağız bunları? Yolunu tanımlayacağız arkadaşlar. Gidiyorum header'dan başlıyorum. Bakalım bunlar nerede çağırdı. Başlıyorum. Yani panel diyelim buraya. Title'ımız. Evet şurada şunu değiştiriyoruz. Evet. Eşittir. Base. Böyle, böyle. Bunun bundan sonra bir tane asset olacak. Zaten var. Şurada admin girecek. Tamam mı? Admin içinde plugin. Alıyorum bu yapıyı. Şu asset'in yerine yapıştırıyorum. Dolayısıyla. Şu direkt asset olan ana sayfanın oluyor. Bakalım. Ne var? Başka burada resimler var mı? Şu asset'in yerine yapıştırıyoruz. Asset. Admin, admin'den sonra geliyorlar. Var mı gözümüze çarpan bir şey? Evet. Yenileyelim. Evet. User sidebar'ın içinde bazı şeyler var. Bu user kullanıcı fotoğrafı yani örnek. Bir tane fotoğraf var. Onlar tabi veri tabanından gelecek onlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra footer'da varsa ayarlar var. JavaScript'lerin ayarları var. Evet. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar admin bir template'in CodeIgniter üzerinde adapte edilmesi olayı bu kadar. Şu anda her şey düzgün bir şekilde çalışıyor. Nereden bileceğiz? Eğer şuradaki blank'i çalıştırıyoruz ya template'te şu blank, birinci blank'i çalıştırdık. Evet bakıyoruz. Aynısıysa problem yok. Düzgün çalışıyor. Şurada bir boşluk oluşuyor. Önemli değil. Yani o düzeliriz. Aynısını oluşturduysa demek ki bir problem yok. Arkadaşlar böylelikle ne yaparak kontrollerde bir admin oluşturduk. Controller, admin kontrolü oluşturduk. Ve application view'de admin'e ait view'leri de burada oluşturduk. Ve çağırma işlemlerini de bu şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar.